Evet, değerli dostlarım, öncelikle sizlere mutlu günler diliyorum. Yine sizlere bu güzelliklerle, bu gül bahçesiyle başlamak istedik. Tabii ki buradaki bütün güzellikleri en iyi şekilde sizlere yansıtmak boynumuzun borcu. Bugün sizlere yine birbirinden güzel araziler tanıtmaya devam ediyoruz daha egzotik, daha değişik, daha enteresan bir yere geldik bugün. Onun sebebini şimdi yavaş yavaş sizlere aktaracağım ama öncelikle şöyle bir etrafı bir görelim. Şu zeytin bahçelerini ve etraftaki şu güzellikleri bir görmenizi istiyorum. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Seydikimer Paşalı köyündeyiz. Etrafımız olabildiğince bol miktarda bütün böyle itişam ile şu görmüş olduğunuz zeytin ağaçları ile bezeli bir durumda burası. Paşalı köyü dediğimiz zaman yine Ören köyünün hemen alt tarafında Söğütlü Deren'in alt tarafında Çayan Mahallesi'nin de tam karşısında yer alan bir köyümüz Paşalı Köyü. Burası ee, Ören Köyünün alt kısmında olması sebebiyle aynı zamanda Dere Köyünün alt kısmında olması sebebiyle ve Orta Köy e, Köyünün de tam e, kesiştiği noktada yani burası üç köyün tam merkezinde kalan yer alan bir bölge. O yüzden e, su kaynaklarımız olabildiğince çok fazla burada. Daha önceki videolarımdan da belki hatırlarsınız buradaki su kaynakları e, olabildiğince çok fazla hem sulama suyu olarak hem de içme suyu olarak. Şimdi önce bir manzarayı şöyle bir görelim daha sonra ben size buranın e, diğer detaylarını aktaracağım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki resmi kadastro yolumuz da burada var ve yine buradaki güzellikleri görüyorsunuz. Burada deli çay diye adlandırdığımız bir de burada bir çay var ki o da Söğütler'den doğru gelir. Burada e, aşağı doğru akar. Ama artık yağışlar maalesef iklim bozukluğu sebebiyle yağışlar azaldığı için artık e, bu derede de çok fazla e, eskisi gibi çok fazla su akmıyor. Fakat genel manada bakarsak burası önü açık, havadar, olabildiğince çok güzel nefes alan bir bölge burası. Parselimizin tam başından geçen bu e, yolu görüyorsunuz. Hem köyün içerisinden, köy merkezinden geçen bir yol var. Hem de burası e, kanalın üzerinde yine karasura yolu olma özelliğiyle birlikte. Zaten burası da e, her açıdan e, ulaşımı çok e, kolay olan. Ve şu evlerin olduğu yerde, e, evlerin hemen olduğu yerde ve ağaçların arka kısmında kalan e, köyümüz Ortaköy. Burada bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz her türlü imkana sahipsiniz. Onu öncelikle buradan belirtmiş olayım. Şimdi karşı tarafa da baktığımız zaman da Çay'ın kenarındaki şu güzellikleri görüyorsunuz. Derenin kenarındaki buralar böyle ağaçlarla bezenmiş. O araçların geçtiği yerde çayan köyüne giden, ee, derenin öbür tarafında yer alan bir ee, köyümüz. Orası da çok güzel bir köyümüz. Her açıdan suyu bol, havası güzel. Orası da zeytin bahçesi olarak adlandırdığımız yine buranın en güzel köylerinden bir tanesi. Şimdi ben sizleri Partel'in e, güzelliklerine götüreyim. Oradan birçok farklı e, şey anlatacağım sizlere, farklı türden. Onlar buranın özellikleri. Şimdi e, Paşalı köyü dediğimiz zaman buradan mümkün olduğu kadar göstermeye çalışacağım. Paşalı köyümüz şu an bizim tam karşımızda evlerin olduğu bölge. Şimdi bulunduğumuz bu e, bahçe ve evin olduğu yerden itibaren e, Orta Köy merkez yaklaşık 1 kilometre mesafede, Paşalı Köyü merkezi de yaklaşık bir kilometre mesafede. O yüzden e, Ören Köyü de buradan yaklaşık e, 3 kilometre mesafede. O yüzden sizlere buradan e, mesafelerin çok kısa olduğunu. Yani üç köyün birleştiği yerde bir e, mekan olduğunu, bir parsel olduğunu buradan sizlere net olarak belirteyim. Şimdi yer sahibimizi çok iyi tanıyoruz. E, çok da samimi olarak görüşüyoruz. Burası görmüş olduğunuz gibi 2368 metrekare bir parsel. Tam yol cephesi buradan görüyorsunuz demir kapıyı. Oradan itibaren de buraya çıkan kendi bir özel yolu var yani e, yol cepheniz burada rahatlıkla var onu belirteyim zaten kendisi buraya e, gelmiş burada kendine e, özgü e, küçük bir e, prefabrik dediğimiz e, bir ev buraya kendisi yerleştirmiş ama evin e, diğer e, güzel tarafını söyleyeyim üzerindeki güneş panellerini görüyorsunuz e, ve üzerindeki yine arka tarafında bulunan hem hidrofor hem de e, su tankı ve su e, artezan sistemini e, hepsi ar evin arka kısmında yer alıyor. Şimdi burası köyden yaklaşık bir kilometre mesafede olduğu için burası biraz daha e, izole bir hayat e, düşünüyor ve e, tamamıyla kendisini e, soyutlamış ve e, devletle Elektrik kurumuyla, su kurumuyla, hiçbir işim olmasın mantığıyla buraya kendisi çok güzel bir elektrik e, enerjisi üreten bir sistem. Aynı zamanda elektrik enerjisini depolayan bir sistem kurmuş. E, ayrıca yine buranın e, suyunun bol olduğunu söylemiştim. O yüzden kendisi bir de buraya e, evin arka kısmında bir artezyen kuyusu e, açıyor. Oradan da hem kullanma hem de içme suyu olarak bütün ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor. Şimdi arazinin arkasında yaklaşık 27 tane tam meyveye gelmiş, aynı zamanda gördüğünüz gibi ön tarafında da çok güzel gürbüz, her türlü bakımlı, aşılı zeytin ağaçlarının olduğunu buradan zaten görüyorsunuz. Ama özellikle arka kısımlarına hem bakın o da çok güzel bakımlı ki bahçe, etrafı komple telle çevrilmiş içerisine bir asma çardağı arazinin hemen önümüzde görmüş olduğunuz gibi şurası bir asma çardağı kurmuş. İçerisinde şeftali, kayısı, erik, zeytin, buna benzer her türlü meyveyi de buradan içerisine dikmiş. Şimdi o görmüş olduğunuz şu ince uzun çubuklar var ya ben misali böyle hani çubuk gibi. O çubukları da fasulye biz burada sırık fasulye deriz. Fasulye dikilmiş. Bunun yanında yine oraya karpuz, kavun ve diğer bütün sebzelerin de dikildiğini buradan rahatlıkla biz görebiliyoruz. Ben size biraz daha yakın çekim ararsam daha net görürsünüz. O ağaçların arasındaki fasulyelerin şu anda tam çiçekleme dönemi olduğunda buradan sizlere belirteyim. Yani burada şöyle bir sistem var. Anlatmıştım zaten. Hiçbir şekilde, e, hiçbir şey ihtiyacınız olmadan, e, hiçbir zaman elektrik faturası e, almadan yani evinize elektrik faturası, su faturası hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü abimiz e, ona göre sistemini kurmuş ve bu çok güzel bir şekilde de burada oturuyor. Ama buradaki e, bizim kültürümüz yörük kültürü olduğu için e, yazın e, burada durmazlar. Aynı zamanda abimizin e, yayla tarafında da bir evi var. Mayıs ayı geldiğinde direkt yaylaya çıkılır. Ekim ayı geldiğinde de sahile inilir. Diye burada yörüklerin her zamanki bir kültürü olan bir şeydir bu. O yüzden şu anda abimiz kendisi yaylaya çıktığı için bizde evin anahtarı bizde yok. O yüzden evin içerisinde çok fazla gösteremiyoruz. Ama söyleyeyim burası 2 artı 1 olan bir ev. İçerisinde her türlü duşunuz tuvaletiniz her şeyiniz var. Önünde de küçük bir verandası var. Onu da buradan sizlere belirtmiş olayım. Evet, son olarak yine aktarayım. Burası tamamen bağımsız bir bölge. Her açıdan bağımsız olduğunu söyleyeyim. Hem elektrik, hem su olarak, hem yol olarak, hem de burası biraz da izole bir hayat yaşamak isteyenler için çok güzel bir parsel. Son olarak aktarayım. Parselimizin yüz ölçümü. 2368 metrekare olan bir yer. Boylu boyunca uzanıyor arkaya kadar ve içerisinde de yaklaşık 27 tane zeytin ağacının da e, olduğunu söylemiştim. Zaten zeytin e, meyvesi e, ve zeytinyağı ihtiyacınızı rahatlıkla e, karşılayabileceğiniz e, çok da güzel bir yer. O yüzden e, içerisinde hazır evde kurulmuşken bence çok da fazla geç kalmayın. Böyle parsel her zaman denk gelmeyebilir. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Buraya abimiz niçin böyle bir sistem yapmış? Çünkü malumunuz hem merkezi hükümet tarafından hem de yerel hükümetler yerel kurumlar veya yerel hükümetler tarafından burada yapılmayan, yapılamayan maalesef imar durumlarının Türkiye genelinde oluşturulamadığı için. O yüzden insanlarımız buraya kendi imkanlarıyla kaçak bir şekilde evlerini yapıyorlar. Bununla birlikte de devlet kurumlarında hiçbir şekilde uğraşmak istemedikleri için kendi elektriğini, kendi suyunu, her şeyini buradan kendisi temin edebiliyor. En azından şunu söyleyeyim. Buraya geldiğiniz zaman biz size asla kaçak ev yapın diye bir tavsiyede bulunmuyoruz. Böyle bir hakkımız, böyle bir haddimiz de yok aslında. Ama buradaki örneklerinde de ben sizlere zamanı geldikçe yavaş yavaş hepsini buradan sizlere aktaracağım. Yine buna benzer burada birçok e, bu şekilde e, yani bürokrasiye takılıp bir türlü e, kendi barınma ihtiyaçlarını zorunlu olarak barınma ihtiyacını karşılayamadıkları için maalesef e, bu tür e, kaçak yapıların e, birçok yerde olduğunu söyleyeyim. Kaçak olduğunu ben düşünmüyorum. Buranın sadece kendi özgün iradesiyle yapılmış bir yer. Çünkü dediğim gibi hem merkezi hem yerel yönetimler tarafından maalesef uygulanmayan ve uygulamaya sokulmayan vatandaşlarımızın, bütün Türkiye genelindeki bütün insanlarımızın önüne konulan çok büyük bir engel olduğu için de o yüzden insanlarımız mecburen e, bu duruma e, getirilmiş halde. Şimdilik bu kadar. Yine diğer detayları ben sizlere e, buradan aktaracağım. Videonun alt kısmında bütün o detayları da buradan hepsini görmüş olacaksınız. Fiyat bilgisi dahil. Şimdilik bu kadar. E, ben sizlere sağlıklı günler diliyorum. Her şey kalbinizce gönlünüzce olsun. Buradan da bir arazi nasip olsun sizlere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.